Hatt'ın değerli yetkilileri, çok değerli üyelerimiz ve misafirlerimiz. Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli AFAD işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz afet farkındalık eğitimine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programı arz ediyorum. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nayetçilerin açılış konuşması, AFAD Planlama Şefi Sayın Alper Şen'in bilgi aktarımı. Değerli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nayetçileri kürsüye arz ederim. Değerli çalışma arkadaşlarım, değerli üyelerimiz, çok değerli katılımcılar, ben de hepinizi şahsım ve Gebze Ticaret Odası'na saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu farkındalık eğitimine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılar, yarın 10 Kasım Atatürk'ü anma günü. Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine ağırlık gerekir. Dediği gibi 10 Kasım değerli kadar Atatürk'ü anma günü olsa da aynı zamanda onun bizlere ışık tutan düşüncelerinde hatırlama günüdür. Vefatının 83. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, İstiklal Mücadelemizin ve bağımsızlığın önderi, dünyanın kabul ettiği büyük değer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, sevgi ve saygı rahmetle anıyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Bunu herkes biliyor. Bu sene özel bir sene. Biz bu projeye geçen senenin son çeyreğinde başlamıştık. Meclisten arkadaşlarım var, çok iyi bilir. Biz demiştik ki, Büyükşehir statüsüne yıl olduktan sonra bizde sivil savunmalar kalktı. Çünkü merkezde onlar. Biz ne tür destek olabiliriz burada yaşam içinde? Ne tür katılım? Bir afet gönülleri kuralım dedik çalışma arkadaşlarımızla. O şekilde yola çıktık. Şimdi ilk önce COVID'den dolayı baktık, afet gönüllerini kuramıyoruz. Bir mobil aşevi yaptık. İlk etapta gittiğimiz yere destek sağlayalım. Arkadaşlarla Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Türk bayrağının dalgalandığı her yer bizim dedik. Oraya ulaşmaya aile ve nakdi yardımlar yaptık. Sonra sağ olsun, daha önceki AFAD İl Müdürümüzle konuşmuştuk. Bu yılın İçişleri Bakanlığı tarafından seferberlik birliği olduğunu, AFAD eğitim yılı ilan edildiğini gördük. Belediyelerle bu konuları paylaştık ve paydaş bulmaya çalıştık. Sağ olsun, Darıca Belediyesi, Gebze Belediyesi, hatta Büyükşehir Belediye Başkanımız böyle bir şey olduktan sonra hepimiz projenin içinde oluruz dedi. Biz de bir araya gelelim, neler yapalım dedi. İlk farkındalık eğitimini Gebze Güzeller Oseli'de yaptık. İkincisi burada yaptık. Şimdi bir yaşam evi projemiz var. Darıca'ya yapıyoruz. Bu yaşam evi projesinin içinde aşevi var, tavsiye evi var. Otizmli çocukların buluşacağı bir yerden kan merkezi müdürlüğü almak istiyoruz. Kızlar nasıl olacak bir yer var. Aynı zamanda üyelerimize yapacağımız eğitimler için salon var. Bir de Dilovası'nda açtığımız bir gıda bankası vardı. Biz bu projeye başlarken dedik ki bizim de bir eğitim salonumuz olsun. Uygulamalı eğitim salonumuz. O projenin en alt katında bir değişiklik yaptık. İki ay önce afet gönüllülerinin giyinme, soyunma yeri, geldiklerinde barınma yeri ve değerli müdürüm biraz sonra bahsedecek. Bunların çok özel ekipmanları var. Ekipmanların olduğu bir yer. Yani biz ticaret olarak dedik ki deprem kaçınılmaz. Biz eğitim vereceğiz. Hem kendimiz eğitim alacağız. Hem bölgedeki insanları eğiteceğiz. Hazırlıklı olacağız dedik. O şekilde yola çıktık. Teşekkür ederiz. Bugün de sizlerle bizim de ikinci programa katıldınız. Şimdi deprem konusu üzerinde hassasiyet göstermek gerek. Gerçekten 1939 yılında Erzincan'da büyük bir deprem yaşanmış. 100 yıldan fazla olmuş, Malazgirt'te büyük bir deprem yaşanmış. Daha sonra Muş'ta Bartu'da bir deprem yaşanmış. Daha sonra 27 Aralık 1939'da Erzincan'da büyük bir deprem yaşanmış. 30 bin canımızı, insanımızı kaybetmiş. Daha sonra yine Yazıcıoğlu'nun zamanında 13 Mart 1992 tarihinde 6.8 büyüklüğünde Erzincan'da ikinci deprem yaşanmış. Bir sürü insanımızı kaybetmişiz. Fazla uzaya gitmeye gerek yok. 1939'dan 60 yıl sonra 17 Ağustos 1999 depremini 20-22 yıl önce hep birlikte yaşadık. Eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı kaybettik.
uzun günü gösteriyordu o gece. İnsanlar izleri hayat boyu sürecek bir şiddetin ayak sesleriyle silkinip, ölümün nasıl ansızın gelen bir şey olduğunu o an öğrendi. Yaralanıp kurtulanlar içinse yaşam her an bir ölümdü artık. Ve bu akıl almaz sarsıntı, zamanın hafızasını ilk kez böylesine durdurmasına yol açtı. Zamanda Elazığ'da, İzmir'de, Van'da, işte Erciş depremi oldu. Dün Meram'da 5.1 şiddetinde bir deprem oldu. Çevre illerde, Antalya'da bile hissedildi. Peki, sık sık depremlerle karşı karşıyayız. Bizler bu coğrafyada bunun kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Ama afetlerde zarar gören şehirlere kurumlar yardım ediyor, sivil toplum örgütleri yardım ediyor, belediyeler yardım ediyor. Devlet destekleri oluyor. Biz oda olarak bunun neresindeyiz? Biz ilk önce mobil aşevi ile yola çıktık. Bu sene bitirdik mobil aşevini. Yani yürüyen bir restoranımız var. Güneş enerjisi var. Kendi enerjisini kendisi elde edebiliyor. Jeneratörü bile var, kombisi var. Günde en az 3000 kişiye sıcak yemek verebiliyor. Biz bir kurum olarak bunu yaptık. Yeterli mi? Değil. Geçenlerde 13 gün şeyde kaldı. Bozkurt'ta, Kastamonu'da, sel baskınında 13 gün mobil aşevi hizmet etti. Bunlar tabii güzel şeyler. Şede yangın oldu Muğla bölgesinde. Gebze Ticaret Odası 4.450.000 liralık aynı yardım götürdü. En çok neye ihtiyaç oldu biliyor musunuz arkadaşlar? 100 dereceye ve 300 dereceye dayanıklı yanmayan botlar. Çünkü orada çalışanlar ayakta da müdahale etmek zorunda veya ayakta da girmek zorunda bu şeyin ateşin içine, alevin içine. Bunları götürdük. Hazırlıklı olacağız. İnsanlarımızın dışında fabrikaların, üretim merkezlerinin başkenti, sanayinin karnı olan bir bölgede yaşıyoruz. Riskleri ne kadar aza indirebilirsek bizim için o kadar önemli. Çünkü deprem gibi doğal afetler biz tedbir almadığımız sürece hem insan hayatının gelişmesine hem de kalkınmanın önünü keser. İnsanların hayatına ne katabiliriz, ne değişiklik yapabiliriz diye yola çıktık. Yani biz kendimizi zorladık. Burada bu yaşam merkezini paylaşan, bu kentte yaşayan herkes de, çalışanlar da dahil. Bunu paylaşacak afet gönüllülüğünü oluşturacağız. Aslında yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi bizim eğitim tarafımız. Bu sene eğitim yılı içindeyiz. Ülkede 60 milyonun üzerinde insana eğitim vermek gibi bir planımız var. Kocaeli'de şu ana kadar 800 bin kişiye eğitmiş durumdayız ve bunu çok kıymetli buluyoruz. Biz önce riskleri tanımlayacağız. Afet öncesindeki hazırlıklarımız neler olacak bunlara bakacağız. Afet anını kısaca konuşacağız çünkü afet anında kendi bilincinizle, kendi soğuk kanlınızla hayatta kalmaya çalışacaksınız. Burada bize düşen çok büyük bir sorumluluk yok. Burada ne kadar eğitimli, ne kadar bilinçliyseniz bununla hayatta kalacaksınız ve afet sonrasındaki ilk saatlerde önce yakın çevrenize, sonra da afet oraya gelince o muhitte bulunan herkese nasıl yardım edebileceksiniz? Bunlarla alakalı bir eğitim gerçekleştirmiş olacağız. Evet, Kocaeli'de yaşıyoruz. Kocaeli'de bir takım tehlikelerle karşı karşıyayız. Bu yıl 30 Eylül tarihi itibariyle bitirdiğimiz bir afet risk azaltma planı var. İlimizin afet risk azaltma planını bitirmiş durumdayız. Sayın Valimiz Seda Yavuz'a imzalatmış durumdayız. Onaylanmış hali. Biz burada Kocaeli'yi en çok etkilemesi muhtemel afetleri iki tane üçlü üniversitemiz var Kocaeli'de. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi. Buradan bir destek kurulu marifetiyle risklerimizi belirledik. Birkaç çalıştay yaparak bunlara karşı ne gibi aksiyonlar alabiliriz? Bunları belirledik. İlk önce Kocaeli'ye ne geliyor aklımıza? 99'da canımızı yakan olay
deprem. Büyük endüstriyel kazalar gerçekten Kocaeli'nin bir gerçeği ve sıkça karşılaştığımız bir durum. Endüstriyel kazalara karşı tedbirli olmak da bizim ilk önceliklerimizden bir tanesi. Bir yer bilimci olarak afetlerle alakalı konuşulduğunda genellikle hep deprem. Evet, özellikle APAT kurulduktan sonra 2009 sonrasında birçok deprem yaşadık. Erciş'te deprem oldu, İzmir'i gördük. İzmir'e uzak bir lokasyonda bir deprem yaşadık. Ama orada can kaybıyla karşılaşmak durumunda kaldık. Ama şöyle bir itirafta bulunmak isterim. Bakın, önümüzde sismik boşluklarımız olan 4-5 lokasyon var ülkede. Buralar olup gerçekleştikten sonra şunu bilmenizi isterim ki en çok karşılaşacağımız afetler muhtemeldir ki meteorolojik olaylar olacak. Bozkurt'ta yaşadığımız seli hepimiz televizyonlardan izledik. Bazılarımız sahaya gitti, gördük orada. Önce sebeplerine gidelim, sonra bize geleceklerine getirebilir. Buraya bakalım. Selin gerçekleştiği tarihlerde Karadeniz'in su sıcaklığı 28 derecenin üzerine çıktı. Gelecekte meteorolojik olaylar, meteorolojik afetler bizim daha büyük gündemimiz, daha büyük gerçeğimiz olabilir. Ama bugün proaktif yaklaşımda depremler, endüstriyel kazalar, seller, heyelanlar, her türlü afet için hazır olmak durumundayız. Tehlike. Kocaeli için tehlike mesela deprem tehlikesi. Evet, ama depremi riske çeviren unsur bizim buralarda sanayi kurmayı, evler yapmayı seçmiş olmamız. Yani başlı başına tehlike olan bir şey, insan unsuru yanına yaklaşmadan riske asla dönüşmüyor. Türkiye'de yaşayan her insan 99 depreminde kendi tanıdığını değilse bile bir yakınının tanıdığını kaybetmiş durumda. Ama iş oraya geldi ki beklenen büyük bir Marmara depremi var. Ve bu depremin gerçekten artık ayak seslerini duyar gibiyiz. Her türlü olayla karşı karşıya gelebiliriz. Büyük bir deprem yaşayabiliriz. Çok yüksek miktarda yağışa maruz kalabiliriz. Ama biz istiyoruz ki alacağımız tedbirlerle hayatımız kesintiye uğramasın, durmasın. Büyük sosyal ve ekonomik kayıplar vermeyelim. Çünkü bir vakayı afete dönüştüren şey toplumun belirli bir kesimi için hayatı durduracak veya kesinti yoracak. Ayrıca ilin mevcut imkanlarıyla baş edilemeyecek olaylar. Umutlar, hayaller bir anda tükenivermişti. Artık sevdiklerimiz yoktu. Kimisi blok altında, kimisi de yerle bir olmuş enkaz altında elveda dercesine gözlerimize bakıyordu. Geride umutlarını, sevdiklerini bırakıp panik halinde rafineri patlar korkusuyla dağlara kaçıyorlardı. Nasıl da uymuştu Türk'ünün sözleri. Derdime dermansın dağlar. Enkaz altından gelen imdat sesleri bitmek bilmiyordu. Yaşanan acılar öylesine büyüktü ki geçen her saniyede yeni umutlar sönüyordu. Adeta mahşerin bir provasıydı. Ağlamalar, çığlıklar, feryatlar siren seslerine karışıyordu. Daha birkaç saat önceki sevinçler, coşkular bir anda kabusa dönüşmüştü. Asrın felaketi vatandaşlarımızı uykuda yakalamıştı. Bu şok aklatılmadan ikinci şok haberi geldi. Tüpraş İzmit rafinerisi yanıyordu. Güç gösterisi yaparcasına dimdik ayakta duran binalar bir anda kağıt parçası gibi yerle bir olmuştu. Büyük afet gece karanlığında yüzünü gizliyordu. Ama afetin büyüklüğü acı bir tokat gibi suratımıza çarpıyordu. Binalar yerle bir olmuştu. Bunu bir fırsat eğitimi olarak değerlendirip şu Marmara depremi ile alakalı birkaç öngörümüz var yer bilimciler olarak. Bunları da sizlere aktarmak istedim. Biz Kuzey Anadolu fayını çok ciddi şekilde çalışmış durumdayız. Aslında Türkiye'deki yer bilimcilerin atasıdır. Rahmetli İhsan Ketin Hoca burayı tanımlamış durumda. Kaf, Karlova'dan başlıyor ve Saros Körfezi'nin batısına kadar uzanan dünyada sadece bir tane benzeri olan doğrultu atımlı bir fay. Hani hakkında filmler yapılan bir fay var ya, San Andreas fayı, Amerika. Bunun bir benzeri ve bu kadar uzun dünyada sadece iki örnek var, bir tanesi Türkiye. Kaf bize şunu yapıyor, Kuzey Anadolu fayı. Doğuda bir deprem oluyor, 39'da Erzincan'da bir deprem oluyor. Deprem kendi sarsıntısıyla o yerdeki büyük gerilimi bir şekilde arza iletiyor ve üzerindeki enerji bir sonraki segmente geçiyor. 39 depreminden sonra Tokat'ta deprem olur. Havza yıkılıyor. Daha sonra Çerkeş civarında bir deprem oluyor. 60'ların sonlarında Sakarya'da bir deprem oluyor. Ve 99'da en son Kocaeli'de yaşadığımız büyük felaketi yaşıyoruz. Yine bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum.
Bakın sol tarafta anlatacaklarım. Bu işin yarısından fazla bir kısmı afet öncesi hazırlıklar. Afet anı için çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çünkü işte çok gördüğümüz dekan 40 saniye sürdü değil mi bu topraklarda? Orada kendi bilincinizle baş başasınız. Apar'ın sizler için yapacak hiçbir şey yok. Neden? Bizler hiçbirimiz süper kahraman değiliz. Sarsıntı başladığınızda kendi bilincinizle hayatta kalacaksınız. Şöyle bilgi kartları kıymetli. Hani hastaneye gittiğimizde ilk triyaj alanı diyorlar, bir rahatsızlığınız var mı, bir ilaç verecekler, penisilin verecekler diye diyorlar ki alerjik bir reaksiyon gelişir. Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı, organ bağışı yaptınız mı? Böyle bilgilerin olduğu ve acil durumda kimi haber vermemiz gerekiyorsa onun bilgilerin olduğu bir kartı cüzdanınızda ve afet ve acil durum çantanızda bulundurursanız afetten sonra size yardıma gelecek. Afet ve acil durum çantası, hatırlarsınız o yüzden bunu deprem çantasıydı ama sonra biliyoruz ki bu coğrafyanın gerçekliğinin içinde depremden çok başka afetler de var. Ekranda görmüş olduğunuz çanta gibi bir hazırlık yapmanızı istiyoruz. Böyle bir çanta oluşturun arkadaşlar. Böyle bir hazırlığı öncesinden tutmak şart. İçinde gıda malzemeleri olan, içinde su bulunan, içinde eğer sürekli kullandığımız ilaç varsa onlar bulunan bir çanta. Cep telefonunuzun fenerine çok güvenmeyin. Power bankleriniz olsun, pilleriniz olsun bu çantada. Acil durum haberlerini almak için radyonuz olsun. Böyle hazırlıklı bir çanta olacak. Peki bu çanta nerede duracak? Afet ve acil durumlar sonrasında evlerinizi terk ettiniz. Dışarıda kamp hayatı benzeri hayatta yaşayacağınız malzemeleri içeren çanta. Çıkışa en yakın noktada bulunmalı ve evinizi terk ederken bu çantayı almalısınız. Toplanma alanlarımız böyle levhalandırıldı. E-Devlet üzerinden size söylendi. Afet sırasında yapacağımız doğru davranış şekilleri şu kadar çıkar. Sakin olacağız. İşte pencerelerden, balkonlardan, merdivenlerden, asansörlerden uzak duracağız ve doğru davranış şekli. Çök, kapan, tut. Merdivenler sonradan yapılıyordu ve ilk önce onlar çöküyordu. Bizler deprem olduktan sonra güvenle dışarı çıkacağımızı bilmeden yerimizden hareket ediyoruz. Gösterdim. İşte Antalya bölgesinde yaşadığımız, hatta Ege Akdeniz tamamında yaşadığımız yangınlar şunu gösterdi bize. Bizim Türkiye Afet Müdahale Planı'nda tanımlanmış görevler dışında başkaca iş ve ekipman gücü kullanmamız gereken durumlar olabilir. Bozkurt'ta binaların altı ve giriş katları belki bir üst katları çamurla doldu. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda çamurla dolmuş bir eve müdahale edecek ekip planlanmamıştı ama şimdi tam da bu planın içindeyiz. Yerel destek ekipleri kuruyoruz. Bobcat'ler, mini ekskavatörler ve endüstriyel vakum cihazlarıyla depremler ve sellerden sonra temizlik çalışmalarına katılacak bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Büyük bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Bunların araçları, ekipmanları hazır olacak. Kocaeli için 400 kişilik bir hazırlık içerisindeyiz. Bu iyileştirme çalışmalarına biz AFAD olarak ve belediyeleriyle yapılacak bu çalışma. Ortada gönüllerimiz çalışacak. Buraya da katkılarınızı bekliyor olacağız. Saygıyla, ilgiyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Olur. Hadi.